Çok değerli Niğdeli hemşerilerimiz de bugün itibarıyla Niğde Meydanı'nda bir arada olmanın yollarını arıyorduk. Arkadaşlarımız böyle bir düzenleme yapmışlar. Bu düzenlemeye uygun olarak sizlerin de gördüğü gibi Niğde halkıyla genci, orta yaşlısı, yaşlısı, hanımı ve erkeği el ele, gönül gönüle olmaya devam ediyoruz. Bu surette Niğde ile bir yürek paylaşıyoruz, bir gönül paylaşıyoruz. Buradan söyleyebileceğim önemli mesaj, 7 Haziran tarihi itibarıyla Niğde halkı bir tavır koymuş, bir tercihte bulunmuştu. Gel gelelim bu tavır ve tercih Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir denilmesine rağmen birileri tarafından kabul görülmedi. Dolayısıyla yeniden gidiniz, bunları beğenmedim, 400 tane istiyorum, yerli istiyorum, milli istiyorum ifadeleriyle Türk milleti yeniden erken seçime yönlendirildi. Bu erken seçim için biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmemiz beklenirken bunları tamamlamadan, mesela Niğde'deki patatesin taban fiyatının yüksek çıkmasına gayret etmemiz gerekirken, elmanın para etmesiyle ilgili çalışmalar yapmamız gerekirken, Niğde'nin içme suyu mevzusunu halletmemiz gerekirken, Niğdelilere vermiş olduğumuz havalimanı meselesini, yoksa da neden yok olduğunu ortaya koymamız gerekirken, Niğde'de söz vermiş olduğumuz bir spor ve sporcu fabrikası kurmamız gerekirken, amiyane tabirle bizi paketlediler, halkın iradesine karşı çıkarak bizi Niğde'ye yeniden seçilmemiz için geri yolladılar. Dolaşıyoruz, insanların ellerini sıkıyoruz. Niğdeliler ve vatandaşlarımızın bunun ciddi bir haksızlık olduğu noktasında mutabık. Ve hatta Niğdeliler diyorlar ki, Doğu ve Güneydoğu'da o tarihten bu tarihe 160 tane gencimiz şehit olurken, al bayraklara sarılıp memleketlerine geri yollanırken, şimdi bu erken seçim sevdası nereden çıktı? Ve onlar inanın bu sevdanın nereden ve kimden çıktığını çok net olarak biliyorlar. Buna göre Vedat Bayram ve MHP'nin milletvekillerini bir daha, gerekirse bir daha, gerekirse 10 defa daha seçip tekraren meclise yollayacaklarını ve bir bu hususta direneceklerini söylüyorlar. Kime karşı? Tek iradeye karşı, milletin iradesinin direneceğini ifade ediyorlar. Ben de kendilerini seviyorum. Bu yiğit dirençlerinde duygulandığımı ifade etmek istiyorum. Niğde milletvekili, Niğde MHP milletvekili Vedat Bayram olarak tamamının emrinde olduğunu ve hatta bir denemelerini gerektiğini söylüyorum. Vedat Bayram, Niğdelilerin her ferdinin çocuğundan ihtiyarına kadar kimin tırnağına taş değerse mutlaka ve mutlaka onların yanında olacağını, bunun adeta bir sevda olduğunu ve Niğde halkıyla bu yürekte birleştiğimizi ifade etmek istiyorum. Kendilerini seviyorum. Bu benim sevdamdır. Ben Niğde'nin çocuğuyum. Onlar da bize söylüyorlar. Evet, ben de Allah için diyorum ki ben kardeşimizsiniz. Sizinle ilgili tüm problemleri halletmek benim görevimdir. Bu görevi tamamlamak için zaten 7 Haziran'dan beri, hatta 18 Nisan'dan beri Niğde'den çıkmadım. Hani birileri diyordu ya, yani işte dışarıdan geldi, seçilir gider falan. Gördük. 15 yıldır buraya hizmet vermek için gelen insanların verdikleri ya da verebilecekleriyle Vedat Bayram'ın verdiği ve MHP'nin verdiği, vereceği noktasında halkta bir genel kanaat oluştu. Gidin halka sorun, mikrofon tutun. Böyle söylüyorlar. Arkadaşlarımız bu konuda mutabık. Biz yeni dönemde de 1 Kasım'da da Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve onun milletvekili adayları olarak halkımızın emrinde olacağını standımızda bir kez daha ifade ediyorum. Ve Niğdelileri sevdiğimi aracılığınızda bir kere daha duyuruyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Peki. Thank you.
Geçme gibi bir imkan.